Polis herhangi birinizi köşeye sıkıştırırsa herkesin parası güme gidebilir. Seni köşeye sıkıştıramazlar mı? Hong Kong'a gidiyorum. Dent'in yetki alanının dışına. Ve Çinliler kendilerinden birini teslim etmez. Parayı ne zaman aktarabilirsin? Aktardım bile. Malum nedenlerden dolayı izninizi almayı bekleyemedim. Rahat olun. Paranız güvende. Ben de kendi esprilerim kötü sanırdım. Buradaki adamımın kafanı koparmaması için bir tek neden söyle. Bir sihirbazlık yapsam. Şimdi bu kalemi yok edeceğim. Tada! İşte kalem yok oldu. Aa, bu arada bu takım hiç de ucuz değil. İyi bilirsin çünkü sen aldın. Otur. Teklifini dinlemek istiyorum. Takvimi bir yıl öncesine alalım. O polisler ve hukukçular hiçbirinize yamuk yapamazdı. Peki ya, bu arada ne oldu? Yoksa cesaretiniz mi düştü? Hı? Bakın mesela benim gibi biri... Ucube. Benim gibi biri. Bakın dinleyin. Bu küçük grup terapisi seanslarınızı... Neden gündüz yaptığınızı biliyorum. Geceleri neden dışarıya çıkmaktan korktuğunuzu da. Batman. Batman Gotham'a ne yazık ki gerçek yüzünü gösterdi. Dent sadece bir başlangıç. Televizyondaki şu sözde plana gelince... Batman'in yetki alanı yoktur. Onu bulacak ve öttürecektir. Ötecek kişiyi hemen tanırım. Ve... Önerin nedir peki? Çok basit. Tabii ki Batman'i öldürmek. O kadar basit. Sen neden şimdiye kadar yapmadın? Bir işi yapıyorsan asla bedava yapmamalısın. Kaç para istiyorsun? Yarısını. Sen delisin. Hayır değilim. Hayır değilim. Bu işi halletmezseniz, yani şimdi, yakında minik Gamble büyük annesine bozuk para bile götüremez. Bu kadar soytarlık yeter! Hiç gerek yok böyle bir patlamaya. Bizden para çalıp paçanı sıyırabileceğini mi sandın? Evet. Başına ödül koyacağım. Bu palyaçonun ölüsüne 500 bin dolar, birisine 1 milyon dolar. Böylece seni biraz terbiye edebilirim. Pekala, iyi dinleyin. İşleri biraz daha ciddiye almaya karar verdiğiniz zaman beni ararsınız. İşte kartvizitim.